Sultan Abdülhamit Han. Kimilerine göre Kızıl Sultan, kimilerine göre Ulu Hakan. Vefatının 100. seneyi devriyesinde Sultan Abdülhamit Han'ı anlamak adına Semerkant Vakfı olarak sokaklardayız. İsim? Akif Çöp. Akif Bey, Sultan Abdülhamit Han'la ilgili bir iki soru sormak istiyorum size. Sultan Abdülhamit Han'ı tanıyor musunuz? Tabii ki tanıyorum. Biliyorsunuz ki Sultan Abdülhamit Han kendi devrinde Avrupa devletlerinde hiç sevilen bir şahsiyet değildi. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Yani dış güçlerin Abdülhamit'i sevmediği için Türkiye'yi birbirine karıştırmaya yönelik daha iyi kavramları olduğu için dışarı güçler sevmiyor onu. Sultan Abdülhamit'in de Avrupa devletleri üzerinde bazı siyasi oyunlar oynadığını, bu sebeple çatıştıklarını söyleyebiliriz o zaman, değil mi? Evet, tabii. Soner Bey, Sultan Abdülhamit Han'ı tanıyor musunuz? Tabii ki tanıyoruz. Bugünkü Beni İsrail'in, yani İsraillilerin Sultan Abdülhamit'i sevmemesinin sebebi ne olabilir? O dönemlerde Filistin devletini kurmak isteyen İsrailliler, yani Theodor Herzl, Emmanuel Karasu gibi liderleri, sözde liderleri, para karşılığında Abdülhamit'ten toprak talep ediyorlardı. İşte ondan dolayı yani. O da bu emelleri karşısında dik durarak onlara fırsat vermediği için diyebiliriz, değil mi? Nihat Bey, Abdülhamit Han'ı tanıyor muyuz? Evet. Peki, Abdülhamit Han'ın Katoliklerle Ortodoksları birbirine düşürerek güttüğü politikadaki amacı ne olabilir? Yani ikisini birbirine düşürerek devlete karşı gelmelerini engellemek için. Onların tek yumruk olmalarını engellemeye gayret etmiştir. Ahmet Bey, Sultan Abdülhamit Han'ı tanıyor muyuz? Evet, tanıyorum. Peki, Sultan Abdülhamit Han'ın kurduğu Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın muhtevası ne olabilir? O günün döneminde devletimizin tüm Avrupa ve dünya ülkelerine salmış olduğu ajanlarımızdır. İstihbarat toparlayıcılardır. Coşkun Bey, Sultan Abdülhamit Han'ı tanıyor muyuz? Tanıyoruz. Peki, Sultan Abdülhamit Han tahttan indirilmemiş olsaydı kendisinden sonra geçen 10 senelik süreçte Osmanlı Devleti yıkılır mıydı? Yıkılmazdı, çünkü Abdülhamit Han akıllı bir padişahtı. Düşmanlar karşı öngörüydü. Onlardan daha akıllıydı. Ona göre önlemini alıyordu bana göre. Benim görüşümce. Yani Sultan Abdülhamit Han'ın kendisini devirenlerden idarede ve siyasette kat be kat üstün olduğunu ve bu sayede devleti ayakta tutabileceğini söyleyebiliriz, değil mi? Evet. İhsan Bey, Sultan Abdülhamit Han'ı tanıyor muyuz? Evet. Peki size göre Sultan Abdülhamit Han hilafet makamına layık birisi miydi? Layıktır. Neden? Namazsız, abdestsiz hiçbir zaman yere basmaz. Evliya gibi mi? Evliya gibi bir adam. Peki, teşekkür. Mehmet Bey, Sultan Abdülhamit Han'ı tanıyor muyuz? Evet, tanıyorum. Peki, Sultan Abdülhamit Han'ın kendi döneminde Avrupa'da hakkında bir takım karikatürler çizilmiş ve en önemlisi kendisine Kızıl Sultan lakabı takılmış. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi Müslümanları katleden Ermenileri bastırmasından dolayı bu lakap konulmuş olabilir. Bunu düşünüyorum. Karikatürler hakkında ne düşünüyorsun? Bence yerinde değil. Yani çünkü büyük bir siyaset adamı, koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun başında bir lider. Yani bu şekilde bir karikatür yapılması, lakap takılması hoş bir şey değil bana göre. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şeref Bey, Sultan Abdülhamit Han'ı tanıyor muyuz? Tanıyorum. Peki, Sultan Abdülhamit Han'ın yatağının başucunda kırmızı tozlu bir tuğla bulunurdu. Sizce bunun sebebi, hikmeti ne olabilir? Abdest almaya giderken bile abdestsiz gitmemek için teyemmüm abdesti alırdı. Yatağından kalkar kalkmaz. Evet. Peki neden? Müslümanların halifesi olduğu için yere abdestsiz basmak istemediği için. Evet. Ben yere abdestsiz basarsam devam gusülsüz basar diye de bir sözü var. Evet, aynen. Peki, teşekkür ederiz Şeref Bey. Teşekkür ederim. Fatih Bey, Sultan Abdülhamit Han'ı tanıyor muyuz? Elbette tanıyoruz. Tabii. Peki, kendisi için bastonunu Karadeniz'e soksa Akdeniz'i karıştırdı deniliyor. Bu sözün sebebi, hikmeti ne olabilir? Bence şu sebeple söylenmiş olabilir. Şimdi Abdülhamit Han iyi bir siyasetçidir. Bundan dolayı da kendisine düşmanlık eden iki ülkeyi istediği zaman rahatlıkla birbirine düşürebilecek bir siyasi dehaya sahip olduğundan kaynaklanabilir diye düşünüyorum. Oğuzhan Bey, Sultan Abdülhamit Han'ı tanıyor muyuz? Evet, tanıyorum. Peki, Sultan Abdülhamit Han'ın 33 yıllık iktidarının ardından Osmanlı Devleti 10 sene içerisinde yıkılmış. Size göre bu yıkımın temel müessiri ne olabilir? Onun politikalarını beğenmemişler. Kimler? Onu tahttan indirmek isteyenler. Yani iddiaçılar. Evet. Sonra kendi politikalarını ortaya koymuşlar. Ve nihayetinde? Başarılamamışlar.